yanım demir. Bazen tüy kadar hafifim, bazen o bile değil. Gülerken gözlerimin içi kıvrılıverir dudaklarım. Başlarken son bulabilir hem umudum hem kaygım. Anlaşılmaz gelmesin, ne de olsa insanım. Merhaba, Pavile 5 Dakika ekibini bugün Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde konuk ediyoruz. Konumuz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ve Devlet Tiyatrosu. Bugünkü konuğumuz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Profesörü Sayın Göksel Altınışık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih'ciğim. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım ve sanatta olan bağlantınızı kurarak sohbetimizi ve fakültemizi tanıtıma geçelim isteriz. Evet, senin de söylediğin gibi tıp fakültesinde göğüs hastalıkları bölümünde öğretim üyesiyim. Orada anabilim dalımızın öğretim üyesi elemanları arasında 16 yıldır Pamukkale Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bir 6 aydır da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Senin de davetinle çok severek kabul ettim bu görevi. Aslında idari görevlerle ilgili biraz daha çekincelerim var. Uzak durmaya çalışıyorum yoğun tempo içinde ama Sanat olunca uzak duramadım. Çünkü başından beri bu fakültenin kuruluş aşamasında herhalde bahsedersin onları, neler yaşadığınız ve gelecek beklentileri açısından ben de çok heyecanlanıyordum. Şimdi bir geçici dönemde katkı sunma şansı oldu ve ben de katkı da alacağımı düşünüyorum. Çünkü sahneleri seviyorum. Sanatla bağlantım edebiyat alanında belki başladı diye söyleyebiliriz. Şiir yazıyorum, öykü yazıyorum ve bunun sürmesini çok istiyorum. Böyle, hani tıp fakültesinden her şey çıkar, arada bir doktor çıkar diye bir söz vardır. Çok fazla müzisyen, ressam, farklı sanat alanlarında uğraşan doktor tanıyoruz, ünlüler arasında da var. Belki çalışma tempomuzun ve uğraştığımız olayın hastalıklar olması nedeniyle böyle bir sanatın iyileştirici yönünden bizim de faydalanmamıza olanak tanıyor diye düşünüyorum. Öğrencilerimizle bir etkinlik başlattık geçen yıl, hocalarımızla buluşmalar diye. Ben adını akademik stand-up koydum. Böyle sahneye çıkmayı çok sevince, bunun için bir fırsat bulmak adına edebiyat yönümü böyle söyleşilere de aktarmaya çalıştım. 40 yaşından sonra yan flüt öğrenip, böyle bir dersler alıp onu da bir kez sahnede çalma şansı edindim. Böyle müzikle biraz daha az ama daha çok edebiyat ve dramatürji diyebiliriz. Onunla yoğun ilgim ve hevesim var. Şiir kitabınızdan da bahsedelim ve diğer hikaye kitabınızdan. Şiir kitabı Gelinciğin Yalnızlığı 2 yıl oldu. Onda 30 yıla yakın süredir yazdığım şiirler arasında seçki ve her şiirin İngilizcesini de ben yazdım. Ve Türkçe-İngilizce şiir olarak birkaç örnekten bir tanesi. Yurt dışında yaşayan hocalarımızla, meslektaşlarımla da paylaşmamı sağladı. Onunla ilgili çok mutluyum. O öyle bir başlangıç oldu. Bu yıl aslında 2 ay önce Hasta Öyküleri kitabım çıktı. Kalbimiz attıkça. Lakin Yayın Evi'nden yine aynı yayın evi. O da 25 yıllık hekimlik hayatımda hayatımı en çok etkileyen 8 hastamın öyküsü. Hem sosyal hem psikolojik yönleriyle hastalıklarını da irdelediğim, beni yaşamı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı sorgulamaya iten öykülerdi.
yakın bir zaman oldu ama gelen geri dönüşler çok iyi. Güzel yorumlar alıyorum. Onunla ilgili de çok mutluyum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi devam edecek diye umuyorum bunları. Umarım bu çalışmalarınız bizimle beraber fakültemiz evet. odaklı devam eder. Çok teşekkür ederiz biz de. İsterseniz ben kısaca fakülteyi evet, ve sevinirim. Fakültenin geleceğini, bu sahnemizi, Devlet Tiyatrosu'nu kısaca özetlemek isterim. Fakültemiz 2009 yılında kuruluş çalışmaları başladı. Aynı tarihlerde bu bina, Müzik Sahne Sanatları Fakültesi binası ve bugün Devlet Tiyatrosu'nun kullandığı tiyatro sahnemizle paralel olarak bu yatırımın geleceğini kurgulamak için bir fakülteyi oluşturmuştuk. Ve bu fakültemiz özellikle dans, tiyatro merkezli ve bunun çevresinde müziğin her alanını evrensel ölçüde ve yerel bütün kendi kültür ögelerimizi de ele alan bir anlayışla farklı bir okul olmasını arzu ettik. Çünkü birçok devlet konservatuvarları var, güzel sanatlar fakülteleri var. Onların değişik anlayışları var. Ancak Denizli'nin gerçeğine baktığımızda burada bir senfoni orkestrası devletin yok. Bir operamız yok. Devlet tiyatrosunun sadece bu salon sayesinde bir turne sahnesi var. Ve Denizli'de yaşayan sanatçı sayısı oldukça az. Şehir tiyatroları belediyenin daha yeni kuruluş aşamasında. Biz burada yine Pamukkale Üniversitesi olarak öncülük yapmayı seçmiştik. Ve bu yatırım zamanla artık meyvasını vermeye başladı ve fakültenin işte kadroları oluşturulmaya başlanacak. Son 5 aydır yürüttüğümüz çalışmalarda da bu fakültenin programlarını yeniden revize ettik. Fakültenin asıl olmazsa olmazı küçük çocukların yeteneklerinin tespiti ve bunların eğitimiyle ilgili olan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelikle bütün kapsamını belirlediği ortaokul ve lisesinin kuruluş çalışmalarını başlattık. Üniversite senatosundan geçirip bunu YÖK'e ve Milli Eğitim Bakanlığı'na onay için gönderdik. Bu yıl içinde bu çözülecektir. Ve hoca ve akademisyen, öğretim elemanı ve sanatçılarımızı istihdam edebilmek için akademik kriterlerimizi hızla oluşturup yine üniversite senatomuzdan geçirip YÖK'e yolladık. Ve bununla ilgili çok yakın süreçte artık Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde sanatçılarımız, tiyatrocularımız, dansçılarımız, özellikle yabancı uyruklu hocalarımız, yani konunun uzmanlarıyla üniversitemize ve şehrimize kazandırıp sanatsal üretimleri arttırma peşindeyiz. Tabii ki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi çok iddialı olmayan ancak yaptığı kendi kapsamını çok iyi icra eden bir fakülte olmasını arzu ediyoruz. O yüzden bir konservatuvardan farklı tutuyoruz. Çünkü konservatuvarlar çok büyük yapılar. Ekol yaratması gereken okullar. Kendi ekolünü yaratmayan konservatuvarlar yani sıradan okullar olarak kalıyorlar. O yüzden bu oldukça zor bir 100 yılın mevzusu olarak bunu özetleyebilirim. Çok uzun soluklu bir çalışma. Ama bizim fakültemiz ve Denizli'nin ve Pamukkale Üniversitesi'nin dinamizmiyle bir 10 yıl içinde çok yol alacağını düşünüyoruz. Küçük çocuklara odaklanmamızın sebebi de yeteneğin çok erken tespit edilip ve kas gruplarının ve iskelet sisteminin gelişimini tamamlamadan çocukları ağaç yaşken eğilir. Felsefesiyle eğitmeye başlayacağız ve burada bütün üniversite Türkiye'de 14 konservatuvarın ve fakülte, müzik ve sahne sanatları fakültenin uyguladığı bir sistem. Tamamen yönetmeliğe bağlı olan, milli eğitimin diğer derslerini gönderdiği, üniversitenin sanat derslerini ve seçmeli derslerini planladığı bir yapıyı oluşturup hızla hayata geçirme çabasındayız. Devlet tiyatrosuyla olan ufak tefek pürüzleri, eksikleri bu 5 ay içinde hemen giderdik. Devlet opera bareli temaslarımız sürüyor ve tekrar üniversitemizde düzenli opera, düzenli senfonik konser ve devlet tiyatrosunun etkinliklerini daha da arttırarak, gerekirse, uygun görülürse temsil sayısını arttırarak haftada 2000 olan izleyici sayımızı daha yukarı çekebiliriz. Tabii ki üniversitemizin içinde olmasının çok büyük anlamı var devlet tiyatrosunun. Olağanüstü oyunlar, olağanüstü dekorlar, ışıklar, olağanüstü gösteriler geliyor. Ve bunları Denizli'ye bizim aracılığımızda sunulmasında bizim de fakültemizin katkısı olduğu için çok mutluyuz. Bu kadar özetlemek istiyorum fakültemizi. Evet, bu sahnenin zaten burada olmasının getirdiği çok fazla katkı var. Ben de toplantı ya da iş nedeniyle şehir dışında olmadıkça katılmak istiyorum. Hep ayarlamalarımı ona göre yapıyorum devlet tiyatrosu gösterimlerini. Şeyi hatırlıyorum, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun profesyonel oyunu evet. Denizli'ye geldiğinde 2 yıl kadar önce İstanbul'daki arkadaşlarım 6 ay sonra bilet bulamadıklarını, öyle kapalı gişe oynadığını söylüyordu. Ben hani Denizli'de oturup evet. izleme şansı bulmuştum. Böyle birkaç oyun yine denk geldi. Onun dışında da gerçekten hani
Belki tek bir kendi tiyatro sahnemiz olsa, devlet tiyatrosu oyuncularımız olsa o da bir süreklilik getirecek ama o zamana kadar değişik devlet tiyatrolarının değişik oyunlarını burada konuk etmek ve o da çok zahmetli bir iş. Geliyorlar, sahneyi kuruyorlar, dekoru Tabii. kuruyorlar. Bir gün sonra tekrar söküp götürüyorlar Kesinlikle. Ama sanat için yapılan her şey, her emek yerini buluyor diye düşünüyorum. Çünkü salon dolu oluyor her seferinde. Öncelikle şunu söyleyeyim. O profesyonel oyunu o dönemki tiyatro genel müdürünün bize bir hediyesiydi. Fakat sahnemizin yeni açıldığı dönemde. Hı-hı. Kendisi pek turne yapmayan bir oyun. Yani Hı-hı. çünkü oldukça 4 yıldır çok büyük bir kapalı gişe Hep oynuyor. Kapalı gişe, evet. Burada da biz o oyunun %10 biletini İzmir'e kaptırmıştık. Yani oradan geldi. Oradan yani. İzmir'den gelip oyunu burada izleyip gittiler. Bu şekilde bu tabii ki bu sahnemizin yetenekleriyle ilgili. Devlet tiyatroları her oyununu buraya gönderebilecek kapasitede bir sahnemiz var. Teknik altyapısı, akustik, mekanik bütün özellikleriyle olağanüstü bir sahnemiz var. Yani buranın küçük karanlık bir yer olmasını insanlar peki derinliğini anlayamıyor ama oldukça Türkiye'de hatır sayılır kabiliyet olan sahnelerimizden birisi. Devlet Tiyatrosu da çok profesyonel çalışan bir ekip. Hemen gelip yerleşip durumu tespitini yapıp aynı gün içinde işi bitirip ertesi gün 3 temsili sorunsuz oynayan bence dünyanın en büyük organizasyonlarından biri. Evet, senfoni orkestraları bile bizimle belki o anlaşmayı yapıp buraya onu Tabii da ki. Kazandırabilir. Özellikle müzik ve sahne sanatları fakültesi Tabii daha ki. Etkinleştikçe bu da bu fakültenin kabiliyetleriyle ve akademik kadrosuyla ile gelecekte planlanacak ama tabii ki bunu Denizli için yapacağız. Bölgemiz, şehrimiz, üniversitemizin öğrencisi ve akademik personel için yapacağız. Kültür sanat olmadan bir yanımız her zaman eksik kalacak. Pamukkale Üniversitesi bütün alanlarında çok büyük atılımlar yapıldı. Sanatın da bunun gerisinde kalmaması gerekiyor. Kimseden bekleyemeyiz üniversite olarak. Bunu bizim yapıp, öncülük edip bu yatırımlarımızı, devletin bu büyük yatırımını bir an önce üretime döndürüp sanatsal üretim olarak şehrimize ve yetenekli insanlarımızı bütün dünyaya sanatçı olarak gönderebilmemiz gerekiyor. Evet, fakülte yönetim kurulu toplantılarında gözlüyorum. Çok titizlikle hazırlıyorsun ve değişik örneklerden de alıp en iyisini ortaya koymaya çalışıyorsun. Bu kuruluş aşamasında katkımız olduğu için gerçekten mutluyuz. İnşallah çok yakın bir zamanda kendi donanımlı ekibinizi oluşturursunuz ve biz de bayrağı devrederek ama ondan sonra sanatın içinde olmaya devam ederek bu süreci sürdürürüz hep Çok beraber. Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bütün yönetim kurulu üyelerimize ve bize destek veren üniversitemizin yönetimine çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz destekler alıyoruz. Ve burada bir kişi de çok özel. O da bu sahneyi tek başına yaşatmaya çalışan bizim teknisyenimiz, ton maisterimiz, her şeyimiz. Murat Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Murat Alpan inşaatında başladı. Buraya yerleştirdik. Bütün altyapısını çok net biliyor. İnşaat aşamasını bildiği için. Bugüne kadar sahnemizi korumayı, geliştirmeye çalışmayı başardı. Ona da büyük bir teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. Evet, gerçekten öyle. Emeği geçen herkese gerçekten teşekkürler.